2015-2016 rentakar koleksiyonunu şimdi sizlere Kozan markasının yüzü tanıtacak. Yiğit, ne olursun sakin ol, bir manyaklık yapayım deme. Bak, işler burada. İnsanlar, gazeteciler, herkes burada Yiğit. Hiçbir şey gün yüzüne dökme, ne olursun. Ondan sana yardım et. Sen sabır ver. Şaka mı bu ya? Ha? Şaka mı bu? Ay, biri beni cimdiklesin. Anne, senin haberin var mıydı bundan? Sence? Ay, annenin şirketle ne alakası var İclal ya? Sen de bir alemsin. Onu kocana soracaksın. Yiğit, İclal geliyor, ne olur. Ne olur Yiğit. Yiğit'ciğim, nasıl oluyor bu? Ha? Bu nasıl bizim şirketin yüzü oluyor da benim haberim olmuyor ya? Yiğit, bir şey soruyorum sana. Bana bakar mısın? Bir şey söyle. İclal, bizim de haberimiz yoktu. Biz de şimdi gördük. Ya, sana sormadım. Yiğit, bana bak. Bana bakar mısın lütfen? Bayanlar, baylar, şimdi sıra Kozan markasının has yüzünde. Kozan markasının yaratıcısı Yiğit Kozan'ı alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Sakin ol. Dizlerim titriyor. Hiçbir şey yapamayacak belli kolu bağlı. Sakin ol. Ya sahneye çıkacak Yiğit yani? Alkışlar Yiğit Kozan için. İclal, lütfen kontrollü ol yavrum. Bak, haberleri bile yokmuş. Görmüyor musun anne ya? Kocam gözlerini sahneden alamıyor. Yiğit gözlerini nurdan çekemedi. Evet. Bazılarınız benim hayat hikayemi bir başarı öyküsü olarak adlandırıyor. Allah'a ne yalan söyleyeyim.
Bu benim hoşuma gitse de, beni onore etse de size küçük bir sır vereceğim. Ben bu yola kazanmak ya da başarmak için çıkmadım. Ben sadece arabalarla oynamayı seven, hayaller kuran küçük bir çocuktum. Dahası hayatta kalmak zorunda olan bir çocuktum. Yani sizin başarı öyküsü olarak adlandırdığınız şey benim kavgam. Ben yaşamak için çalıştım. Yaşamak için savaştım. Ve yaşamak için kazandım. Çünkü benim başka hiçbir çarem yoktu. Tamircilikten geliyor biliyorsun değil mi? Politikaya girse alır yürür valla. Çok karizmatik adam çok. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla reklamları izletmeyeceğim size. Ben reklam sevmem. Uzun zamandır benimle çalışanlarınız var. Beni iyi tanırlar. Ben bugüne kadar hiçbir reklam kampanyasında yer almadım. Hiçbirine izin vermedim. Ama bu sahnede duran adam var ya, şu adam. Sabahtan beri elinde mikrofonla konuşan şu genç. İşte bu genç benim kuzenim. Ya bu adam geldi. Benim böyle yakama yapıştı. Abi dedi, ille de reklam, ille de reklam. He? Öyle değil mi kuzen? Ne yapıyorsun Yiğit? Yeter bence. Ne? Duyamadım. Kuzenim size bir şeyler söylemek istiyor ama sesi fazla çıkmıyor. Heyecanlandı tabii. Kızardı, morardı da. İşte geldi. Dedi Yiğit abi, Yiğit abi. İlle de reklam, ille de reklam. Ne de olsa amcamın çocuğu. Yani biz de ne yapalım? Bu gence bir destek atalım dedik. Biz de o desteği attık. İyi misin? Ah, bir anda ben de kiminle aşık attığımı unutmuşum. Yok canım, estağfurullah. Ha, aklımdan çıkıyordu işte. İşte reklam yüzümüz. Bu mu bizim reklam yüzümüz? Allah'ım ya. Kendisi burada. Ama sevgili Kozan misafir. Bu şirketin bir tane reklam yüzü var. Ve siz de şu anda o yüze bakıyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Ne yapsam seni bu kadar batıramazdım. Hepinize teşekkür ediyorum ve mikrofonu sahibine bırakıyorum. Yerli otomobil üretmek üzere fabrika açacağınız konuşuluyor Yiğit Bey. Ya durun bakalım ya. Kısmet diyelim. Hayal edersek o da olur inşallah. Yeter artık, gelsin yanıma ya. Asıl Nur gelsin bakalım yanımıza. Valla bence kızın değil Fırat'ın kabahati bu. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kız boşuna fingir demiyor bununla. Baksana bir gecede reklam yıldızı yapıverdi kızı başımıza. Yaptı valla. Sen söyledin, inanmadım ben sana ama doğru. Var bunların arasında bir şey. Kesin. Kesin. Tamam, bu kadarı benim için çok fazla. Teşekkür ederim. Yiğit Bey, yeni reklam yüzümüze de birkaç poz alsak. Aa, tabii. Tabii. Yeni reklam yüzümüz. Tabii unuttum. Bir anda aklımdan çıktı. Gel bakalım. Yeni reklam yüzü, gel. Fotoğraf istiyorlar, gel. Ne yapıyor bu şimdi? Seni çağırıyor, poz vereceksiniz. Şaka. Hadi yeni reklam yüzü. Gel, utanma. Bu da utangaç çıktı. Bak, daha ilk günden korkuttunuz kızı. Allah'ım ya. Hadi Nur, oyun sırası onda. Bu senin işin. İn ve gülümse. Kolaydı. Hadi. Ha, şöyle gel.
Gel bakalım reklam yüzü. Ne yapıyor bunlar ya? Aman ne var İcilal'cim? Sonuçta kız şeyin reklam yüzü yani. Fotoğraf çektirecekler. İş icabı İcilal. Gülümse bakalım. İstediğin oldu bak. Kameralar, fotoğraf makineleri, ışıklar falan filan. Sen benim ne istediğimi bu kafayla hiçbir zaman anlayamayacaksın. Hiç merak etme. Bu gece anlayacağım hepsini. Sinirimi bozuyorsun. Bu geceyi kazasız belasız atlatalım. Kuzenim olacak beraber çiftliğe döneceksiniz. Orada beni bekleyeceksiniz. Ben de geleceğim oraya. Uzun uzun konuşacağız. Konuşalım. Benim de söyleyeceklerim var. Tabii tabii, merakla bekliyorum. Tamam, bana müsaade. Teşekkür ediyorum. Nur Hanım, hangi ajansla çalışıyorsunuz? Siz daha önce bir yerde gördük mü? Nur Hanım, başka projelerde yer alacak mısınız? Ben... Arkadaşlar, Nur Hanım sorularınızı sonra cevaplayacak. Şimdilik iyi eğlenceler. Teşekkürler. Ben bu rezalete daha fazla katlanamayacağım ya. Tuvalete gidiyorum ben. Sakin ol. İç şundan biraz. Sana kolay olmayacağını söylemiştim. Söyle bakalım. Kocanın sözünden çıktığına pişman mısın yoksa? Beni doldurmaya çalışma. Burama kadar doluyum zaten. O zaman bana verdiğin sözü sonuna kadar tutacağına inanayım mı? Yiğit'e, onun tepkisine ki daha hiçbir şey görmedik. Onun hayır demesine rağmen benimle çalışmaya devam edecek misin? Ben o sözü sana değil, kendime verdim Fırat. Verdiğim sözleri de tutarım. Sevindim. Çünkü basın da benim sende gördüğüm ışığı gördü. Hepsi seni merak ediyor. Hepsi seni konuşuyor. Tabii başkaları da konuşuyor. İclaller. Gecenin sonuna kadar burada saklanamazsın. Saklanmayı düşünmüyorum zaten. Hadi.